Neteke hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir uygulamaya göz atacağız arkadaşlar. Uygulamayı daha önce kurmadım. Kör bir tanıtım olacak. Yani ne çıkacağını açıkçası bilmiyorum. Çalışıp çalışmayacağından dahi emin değilim. Ancak sizlerle beraber normal bir kullanıcının başına gelebilecek şeyleri yaşayarak onların nasıl çözümler bulabileceğimizi varsa tabii ki onları da görmeye çalışacağız. Uygulamaya sevgili arkadaşımız Mehmet göndermiş. Merhaba diyor. Ben Basit adlı yeni bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama sayesinde istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kanalı izleyebilirsiniz. Size en kaliteli televizyon izleme deneyimini sunuyor diyor. İndirme linkini de vermiş. Basit ve reklamsız bir uygulama tanıtımı ricası olmuş. Şimdiden teşekkürler demiş. Dediğim gibi ben uygulamayı daha test etmedim ancak ellerine sağlık diliyorum. Umarım güzel bir uygulamadır. Hemen size ekranı alacağım. Nasıl indireceğimize bir bakalım istiyorsanız. İndirme konusu biraz hızlı geçeceğim. Başka videolara atıflar yaparak oradan detayları görmenizi isteyeceğim. Çünkü indirme ve kurma konusu çok fazla zaman alıyor. Her videoda yaklaşık 10-15 dakika civarında sürüyor. O yüzden oraları hızlı geçeceğim. Siz indirme alternatiflerini, o alternatifleri nasıl yapacağınızla alakalı videoları izleyerek görebilirsiniz. Ki zaten kanalı eskiden beri takip eden arkadaşlarımız bu detaylara vakıflar. Öncelikle bizim drive'a gidip indirelim istiyorsanız. Bunun için bir tarayıcı kullanmanız lazım. GeoPages'ı kullanabilirsiniz. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. GeoPages direkt markette indirilip kurulabilen güzel bir tarayıcı. Ama ben Chrome kullanıyorum. Chrome markette yok. Chrome'u nasıl kuracağınızla alakalı kanalda videolar var. Şu an bir tanesinin linkini ekranda görüyorsunuz zaten. O videoya giderek Chrome'u siz de cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak Chrome'u kullanabilmek için mutlaka bir fare ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani şöyle de normal klasik bir fare kullanabilirsiniz. Ya da benim bütün videolarda kullandığım touchpad'li bir fare kullanabilirsiniz. Eğer stick tarzı üzerinde USB çıkışı olmayan bir cihazınız varsa o zaman Bluetooth özellikli bir USB alıcısına ihtiyaç duymayan fare kullanmanız gerekiyor. Onu da yine istediğiniz alışveriş sitesinden sipariş edebilirsiniz ama mutlaka fare kullanmanız şart arkadaşlar. Chrome açıyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Snetek Drive adresini kullanarak siz de bizim Drive'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Bu adres değişmiyor arkadaşlar. Yani mecbur kalmazsak, eğer adres kapatılmazsa bu adresi bir kenara not almanızda fayda var. Doğru yazdığınız halde giremezsiniz. O zaman güncel bir videoya bakarak güncel Drive adresini bulabilirsiniz. Git dediğinizde sizi şu tarz bir klasör listesi karşılayacak. Burada yapmanız gereken ufak bir detay daha var. Şu sağ üst köşedeki menü butonuna bastığınızda biraz aşağı kaydırdığınızda masaüstü sitesinin tıklı olması gerekiyor. Masaüstü sitesi tıklı değilse bu klasörleri görüyorsunuz ancak indirme işlemi yapamıyorsunuz. Uygulamamızın klasörü zaten direkt karşımıza geldi. Bakın burada basit diye bir klasör yaptım. İçine giriyorum. Klasörün içinde iki tane dosya göreceksiniz. Bir tanesi APK uzantılı. Bakın basit.apk. Diğeri zip uzantılı, basit.zip. Bize lazım olan APK uzantılı olan dosya. Ancak Google bazı APK uzantılı dosyaların paylaşılmasına izin vermiyor. Bu durumda zipli dosyayı indirip açmanız gerekiyor. Bununla alakalı kanalda videolar var arkadaşlar. APK uzantılı dosyayı şu an indireceğim. Bakın şu sağ üst köşedeki 3 tane noktaya bastım. İndir diyorum. Bir virüs taraması yapıyor ancak tarayamayacağını söyleyecek. Siz yine de emin olmak için kendiniz bir antivirüs tarayıcıdan geçirebilirsiniz dosyayı. Bir süre bekledikten sonra bu dosya türü tehlikeli olabilir diye bir uyarı verecek. Yine de indir diyorum. Az önce de söylediğim gibi bütün APK uzantılı dosyalarda bu uyarıyı veriyor arkadaşlar. O yüzden hani endişe etmeye gerek yok. Ancak çok da rahat olmayın. Çünkü sonuçta bütün dosyalarda bu uyarıyı veriyor olması hangisinin virüslü hangisinin virüssüz olduğunu da bize göstermiyor. O yüzden mutlaka taramanızı tavsiye ederim. Tekrar sordu. Yine de indir dedim. İkinci indirme işleminden sonra dosya indirildi diyor. Bakın aç dediğim zaman direkt kurulum başlayacak. Eğer ki APK uzantılı dosyayı herhangi bir klasörde göremiyorsunuz, o zaman zipli indirmeniz lazım. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine üstüne geldik. Sağ üst köşedeki 3 noktaya bastık. Buradaki yine indir seçeneğini işaretliyorum. Yine virüs taraması yapıyor diyecek. Bu sefer uyarı vermeyecek. Çünkü zip uzantılı dosyayı uygulama olarak görmüyor. Bir müddet bekledikten sonra yine indirme işlemi başlayacaktır. Burada küçük bir nüans var yalnız. Evet, dosya indirilmeye başlandı. Şimdi indirme işlemi bittikten sonra zipli dosyaları kurmak için ufak bir programcıya ihtiyacımız var. Onu göstereceğim. Bakın dosya indirildi diyor. Hatta şuradan sağ üst köşeden indirilenlere tıkladığım zaman az önce indirdim APK uzantılı dosyayı ve şimdi indirdim zip uzantılı dosyayı görebiliyorum. Zip uzantılı dosyaları yüklemek için FX'e ihtiyacımız var. FX de işte bu uygulama
marketten indirip kurabileceğiniz bir uygulama. Üstüne tıkladım. Ana sayfadaki download klasörüne giriyorum. Buradaki zipin üstüne tıkladığım zaman zipin içinde APK dosyasının olduğunu görebiliyorsunuz. Yine üstüne tıklayarak paket yükleyici seçmem gerekiyor burada da. Onu seçerek kurulum işlemini başlatabiliyorum. Evet, şu an kurulum işlemi başlıyor. Bir diğer alternatifimiz, bu arada yükle dedik, yüklesin bari. Yükleme işlemi bitti. Yani şimdi programı çalıştıracağım, bitti diyorum. Buradan da çıkayım. Ayrıca direkt Drive uygulaması üzerinden de uygulama indirip kurma şansım var. Nasıl yapacağınızla alakalı şu an ekranda görmüş olduğunuz linkteki videoyu izleyerek siz de cihazınızı direkt Drive'dan dosya indirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. O videodakileri bir kere yapmış olmanız lazım. Android klasörüne girdim. Asset klasörüne girdim. APK dosyasına tıkladım. Bu Drive üzerinden kurulum yapmanın şöyle bir avantajı var. Uygulamaları cihazınıza indirmiyor. Dolayısıyla cihazınızda küçük küçük dosyalar birikmiyor. Şu an geçici bir klasörü indirecek. Sonrasında hemen kuracak. Kurduktan sonra da o klasörden kendi kendine kaldıracak. Öncelikle uygulamayı geçici klasör almasını bekliyorum. Şu an geçici klasörü indirmeye başladı. İndirdikten sonra da direkt kurulumu başlatacak. Gördüğünüz gibi uygulama hazırlanıyor dedi. Ben de zaten yüklü olduğu için şu an iptal diyorum. Bir son ihtimalimiz de Explore uygulamasını kullanmak. Bununla alakalı da şu an ekranda görmüş olduğunuz videoyu izlemeniz lazım. O videodaki bir kere yapmış olmanız lazım. O videodaki yaptıktan sonra aynı az önce Drive uygulamasında olduğu gibi Explore'da da tek tuşla yükleme yapabilirsiniz. Bakın klasör listesi yine geldi karşıma. Şöyle biraz yukarılara kayalım. Basit klasörüne gireceğim. Burada APK'nın üstüne tıklarsam yine bakın geçici klasörü kopyalanıyor diyecek. Kopyaladıktan sonra kurulumu başlatacak. Aynı şekilde zip'e de tıklarsam burada bir reklam geldi. İşte buradaki zip'in içindeki APK dosyasına tıklayarak yine aynı işlemi yapabilirim. Dediğim gibi herhangi bir klasöre girdiğiniz zaman APK uzantılı dosyayı görmezseniz zipli dosyaya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman içindeki APK dosyasını görüp yine üstüne tıklayıp aynı şekilde kurulum işlemini yapabilirsiniz. Şimdi meraklı uygulamayı da test etmek istiyorum. Şöyle Nebula Manager kullanarak ana ekrana bir alayım öncelikle. İşte burada. Çok fazla Mi Box'a gelen güncellemeden sonra sorunlar yaşadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Ama bende yeni nesil Mi Box olmadığı için o güncellemenin nelere yol açtığını açıkçası şu an test edemiyorum. Bendeki ilk nesil Mi Box, yani 4K olan ilk nesil Mi Box, onda da güncelleme yok. Bazı arkadaşlar eski sürümde de, yani bendeki Mi Box'a da güncelleme gelmiş. Ancak sonra o güncellemeyi geri çekmişler sanırım. Ben o aralar hiç cihazı açmadığım için o güncelleme rastlamadım. Ama en kısa sürede o konuyla ilgilenmek istiyorum. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Basit derken umarım çok çok basit bir uygulama değildir. Kolay anlamda kullanılmıştır diye ümit ediyorum. Kısa bir beklemeden sonra uygulamanın ana sayfası geldi. Bakayım kumandayla gezilebiliyor mu? Evet, yukarı aşağı kayıyor ama nerede olduğumuzu anlayamıyoruz. Demek ki fareye ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız 3 tane kategori var. Herhangi menü butonu yok. Canlı, uzun metrajlar ve seriler diye. Canlı kısım sanırım burası ve burada açıkçası kanal sayısı birazcık az. Bir sayalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kanal var. Bunlar da bilindik kanallar. Yani herhangi bir şekilde belgesel, malum taraf, müsabakaların olduğu yer, işte uzun metrajlar, seriler, çocuk, müzik, bu tarz haber dahi yok. Sadece normal diğer uygulamalarda ulusal kategorisindeki kanallar var. Denemeye başlayalım. Birazcık fazla basit olmuş açıkçası. Açılıyor. 1'de 1. 2'de 2. Zaten 10 tane kanal var. Hepsini deneyebiliriz. Bu birazcık zorlandı. Diğer 3 tanesi hızlı bir şekilde açılmıştı. Tekrar deneyeyim. Yani açılıyormuş gibi oluyor ancak açılmıyor. 43-50 de geri alma süresi koyuyor. 5'te 4. 6'da 5. 45 dakika civarı geri alma var sanırım. Denemeye devam ediyorum.
Evet, 10'da 9 gibi gözüküyor. Bir tek şov açılmadı. Onu tekrar deneyeyim. Şu an o da açıldı. 10'da 10. Ama çalışmanın %100 olmasına açıkçası çok fazla bir anlam ifade etmediğini söyleyebilirim. Burada en azından belgesel, yani malum tarafı koymak istemeyebilir arkadaşımız. Ona saygı duyuyorum. Hani uğraşmak istemiyor olabilir. Çünkü orası çok daha hareketli, çok daha fazla emek gerektiren bir şey. Bu uygulamada eğer şu an belgesel, haber onlar da olsaydı günlük televizyon ihtiyacımızı çok rahat bir şekilde karşılayacak bir uygulamaydı. Çünkü çalışma oranı %100, arayüz sade, her cihazda, düşük konfigürasyonlu cihazlarda dahi hızlı bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Özellikle Android özellikle televizyonlara direkt kurup televizyon işinizi buradan çözebilirdiniz diye düşünüyorum. Ancak kanal sayısının kesinlikle arttırılması lazım. Ama arkadaşımız arttırabileceğini de düşünüyorum. Çünkü temeli atmış. Ben bu tarz uygulamaları seviyorum. Basit arayüz, kolay kullanım, her şey yerli yerinde, sade ama birazcık sayıyı arttırması gerekiyor. Aşağıda uzun metrajlar ve seriler diye iki ayrı kategori daha var. Onlara tıkladığım zaman evet uzun metrajlar beni Türkiye'nin en çok bilinen uzun metrajlı sitesine gönderdi. Burada site üzerinden kullanmanın bütün avantajlarını ve dezavantajlarını yaşayacaksınız. Site üzerinden kullanmak için kesinlikle fare şart. Bu cihazlarda nispeten düşük konfigürasyon ve o sitelerdeki yoğun görselliği bazen kaldıramıyor biliyorlar. Yani takılmaya başlıyorlar. Ama güzel tarafı da hem player'lar çok iyi hem çalışma oranı çok yüksek oluyor. Ama şöyle bir dezavantaj da oluyor. Mesela şu an bir tane içeriye tıkladım. Yani o kadar zor ki player'ı bulmak. Player'ı bul, play'e basıp tam ekran yaptığınız zaman rahatsız ama o esnaya kadar yukarı aşağı kaydırmak birazcık tam da player'in yerini bulmak sıkıntı olabiliyor. Çünkü her şey büyük büyük. Yani mobil cihazlara tam bence doğru bir şekilde entegre edilmemiş gözüküyor. Uygulamanın kendi arayüzünde çalıştığı zaman her şey çok daha iyi oluyor. Serilere de tıklayayım. Evet o da beni GOM biliyorsunuz. Seri GOM diyeyim. Öyle söyleyeyim. O siteye gönderdi. Az önce uzun metrajlar için söylediğim her şey bunlar burası için de geçerli. Hem avantaj hem dezavantaj olacaktır. Bu arada çok da fazla reklamlar ekranda çok fazla yer kaplıyorlar. Uygulamadan da çıktım. Yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Basit, adı gibi basit olmuş. Arayüzün basit olması, her şeyin daha anlaşılır bir şekilde yerleştirilmiş olması benim hoşuma gidiyor. Ancak içerik sayısında çok ciddi sıkıntı var. Onun en az 3-4 kat daha fazla içerikle geliyor olması lazım. Yani arttırılması gerekiyor ki günlük en azından televizyon işlerimiz için diğerlerinin yanına alternatif olsun. Reklamsız olması bir avantaj ancak genelde bu tarz uygulamalarda reklamsız uzun süreli yayın maalesef mümkün olmuyor. Çünkü arkadaşlar bir müddet sonra sıkılıyorlar. İşte karşılıksız bir şey yapmak zor olabiliyor. Bir takım masraflar çıkıyor. Onları cepten karşılamak zaten imkansız. Dolayısıyla genelde uzun soluklu olmuyorlar. O yüzden reklam koyabilir. İçerik sayısını arttırdıktan sonra tek tük işte arada 3-5 tıklamada bir gelen reklam çoğumuzu rahatsız etmiyor. Ama temel atılmış en azından sonrası umarım gelir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim tabii ki. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca katıl yapabilirsiniz. Katıl yaparak kanala destek olup daha iyi videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Siz de bu uygulamanın geliştirisi olan arkadaşımız gibi kendiniz uygulama geliştiriyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana indirme linki ve kısa bir açıklamayla beraber lütfen ulaştırın. Ki videonuzu çekelim ve bir anda binlerce kişi uygulamamızı test etsin. Bir anda binlerce kullanıcıya kavuşabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz uygulamaları da bana yazın ki onları da destek vermiş olalım. Onların da kullanıcı sayısı artsın ve daha uzun ömürlü olsunlar. Kendinize de iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.